12'de Bilim'den herkese merhaba. Dünya'nın uydusu nedir diye soracak olsam herkes kendinden emin bir şekilde tabii ki ay diyecektir. Korkmayın, doğru cevap verdiniz. Bir kandırmaca yok. O zaman şimdiki soruma geçiyorum. Ay nasıl oluştu? Fikri olan var mı? Gelin birlikte öğrenelim. Evren bir toz bulutuydu. Şaka şaka, o kadar geriye gitmeyeceğiz. Ay Güneş sistemindeki en büyük 5. uydu. Normalde küçük uyduların yakınlarındaki gezegenlerin kütle çekim kuvvetine kapılarak etraflarında döndüğünü düşünürüz. Fakat boyutu itibarıyla bu ay için pek geçerli değil. Elbette ayın nasıl var olduğu ya da nasıl oluştuğu ile ilgili birçok teori mevcut. Biz bugün en yaygın olarak kabul edilen teoriyi masaya yatıracağız. Astronomlar uzun zamandır dünyanın genç dönemlerinde başka bir gök cisminin dünyaya çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyorlar. Yaşanan patlamanın ardından uzaya fırlayan enkaz birleşerek ayı meydana getirmiş olabilir mi? Devam edelim. Astronomlar dünyaya çarptıklarını düşündükleri bu gök cismine Theia adını verdiler. Theia ismi ise Yunan mitolojisinden gelme. Yaşandığı düşünülen çarpışmanın detaylarını öğrenmek için astronomlar bilgisayar modelleri üzerinde çalıştı. Elde edilen simülasyonlardan en mantıklı olanı gök cisminin dünyaya 45 derecelik bir açıyla çarpmış olduğu senaryo. Çarpışmanın ardından açığa çıkan ve Theia'nın çoğunluğunu oluşturduğu enkazsa dünya etrafında tıpkı Satürn'ünkü gibi bir halka oluşturdu. Daha sonra bu enkaz parçaları bir araya gelerek ayı meydana getirdi. Fakat Apollo görevleriyle aydan alınan örneklere bakıldığında ayın yalnızca Theia'nın çarpmasıyla oluşması ihtimalini zayıflattı. Aslında ay ile ilgili bazı gizemler hala devam ediyor. Mesela ay büyük ihtimalle dünyanın ekvatoruyla orantılı bir yörüngede oluşmuştu. Şu ansa gezegenimiz etrafında dönerken bir eğim söz konusu. Ay zamanla güneşin de etki alanına girerek tutulum olarak bildiğimiz diğer gezegenlerle aynı hizada dönmeye başladı. Aslında bu konuda ayın bir farklılığı var. Güneş sisteminin diğer tüm büyük uyduları gezegenleri etrafında bir dereceden daha eğimli dönüyor. Bilim insanları bu sefer de bu konu üzerine yoğunlaştı ve bu farklılığın sebebini araştırmaya başladılar. Simülasyonlarla çalışan bilim insanları bu kez de Theia'nın dünyaya daha önce düşünülenden daha da şiddetli bir şekilde çarptığı ihtimalini en mantıklı seçenek olarak gördü. Zaten dünyanın da dönüş hızının bu çarpmayla hızlanmış olabileceği düşünülüyor. 4,5 milyar yılın ardından ay kendini onardı ve eğimini 5 dereceye kadar toparladı. Çarpışmayla eğimi bozulan dünyada gitgide dikleşmeye başladı. Tüm bunlar yine de neden ay gibi büyük bir uyduya böylesine eğimli bir yörüngeyle sahip olduğumuz sorusuna cevap veremiyor. Bu sorunun cevabını bulmak ay hakkındaki merak edilen birçok şeyi açıklığa kavuşturabilir. Bunun yanı sıra ayın çekim kuvvetinin dünyaya olan etkilerini hatırlayalım. Ayın kütle çekim kuvveti dünyanın eksenini stabil halde tutuyor. Bu aslında mevsimlerin düzenli olarak ilerlemesini sağlıyor. Tabii biz kendi elimizle bu durumu biraz değiştirdik. Ay her yıl dünyadan 4 santim kadar uzaklaşıyor. Tabii aramızdaki mesafe 365 bin kilometre olduğu için yaşanan bu gelişmeleri normalde fark etmemiz zor. Ay ve dünyanın geçmişine yönelik hazırlanan simülasyonlarda görülüyor ki ikisi arasındaki mesafe 4 milyar yıl önce 130 bin kilometre kadardı. Eğer dünyanın o döneminde yaşıyor olsaydık, gökyüzüne baktığımızda ayı 3 kat daha büyük bir halde görecektik. Peki gelecekte ne olacak? Mesela ay patlarsa. Ağzını hayra aç diyorsunuz, buradan duydum onu. Bu ancak büyük kütleli bir cismin aya çarpmasıyla mümkün olabilir. Ay etrafta olmayınca dünyanın üzerinde ayınki kadar güçlü bir gelgit etkisi olmayacak. Bu bazı organizmaların neslinin tükenmesine yol açabilir. Bunun yanında canlılar hayatta kalmak için yalnızca güneşten gelen kütle çekimiyle yetinmek zorunda kalacaklar. Tabii ayın yokluğunda dünyanın dönüşü de stabil olmaz. Ekseninin de açısı değişince dünyanın salınımı daha sert bir şekilde hissedilecek. Aslında ayla ilgili geçmiş ve gelecek her şey bizim için hayati önem taşıyor. Hem yaşamamızı sürdürebilmemiz için hem de evrenin başka yerlerinde bu tür olayların gerçekleşebilme ihtimali açısından da heyecan verici. 12'de Bilim'in bu haftalık sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın, bilimle kalın.